tek adamı gönderme hedefinin olduğunu belirtmek istiyorum. Büyük bir sorumluluk yüklendiğinin farkındayız. Benim aday olmamdaki en büyük sebeplerden biri. Bu ülkenin esas meselesi olan Kürt meselesi. Sırf kendi işlerini yaptıklarından dolayı. En büyük iddiayı ortaya koyan Yeşil Sol Partimiz var. Saçımız Gülderen vardı burada kendisi aramızda. Yine adayımıza Mahmut Zindar arkadaşımız aramızda. Adaylarımızda Havinki'ye arkadaşımız burada ve Taylan Ertaş arkadaşımız, Avrupa Taylan Ertaş arkadaşımız burada. Sırasıyla biz arkadaşlarımıza söz hakkı vereceğiz. İlk söz hakkını aday arkadaşımız Avrupa Sükür'e veririz. Buyurun. Büyük bir sorumluluk yüklendiğinin farkındayız. Ve bu sorumluluğu da yerine en layıkıyla yerine getirmek için mücadele edeceğimizden de kimsenin şüphe duymasını istemiyoruz. Biz elimizden geldiğince bütün mücadelemizi gerek yerelde gerekse de ülke çapında ve meclis çatısında yerine getirerek gerek kentimizin sorunlarını gerekse de ilimizin, ülkemizin sorunlarını sürekli gündemde tutarak çözüm bulması için mücadele eden bir tarafta olacağız. Merhaba, ben Havinki'ye. Benim aday olmamdaki en büyük sebeplerden biri, yönümü politikaya çevirmemdeki en büyük sebeplerden biri tabii ki de ana dil. Kürt dilinin üzerindeki yasağın artık temelli olarak kaldırılması ve anayasal güvencenin altına alınması. En büyük amacım bu çünkü evet bir gencim, bir kadınım ve Kürtlerin üzerindeki problemlerin iki boyutlu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birinin Kürt olmamız, diğerinin de muhalif olmamız olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin esas meselesi olan Kürt meselesi, bütün sorunların temelinde yatan budur. Bu bir gerçekliktir. Bunu görmeden hiçbir şey konuşmak, çözmek, anlamak mümkün değildir. Yani bunun temelinde yatan bütün sorunlar budur. Sırf kendi işlerini yaptıklarından dolayı, halkı bilgilendirmek amacı güttüklerinden dolayı, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan mevcut iktidara rağmen her türlü çabaya sarf eden tüm emekçi kardeşlere, arkadaşlara, yoldaşlara teşekkür ediyorum. Aslında özelde hem Türkiye'de hem Kürdistan'da aslında 21 yıldır hem kadınlara, hem gençlere, hem gazetecilere, aslında toplumun birçok kesimine büyük zalimlikler, zulümlükler yapan tek iktidarın aslında 14 Mayıs'ta tek adamı gönderme hedefinin olduğunu belirtmek istiyorum. Elbette her siyasi partinin kendine göre iddiası vardır. Başarmak istediği kimi çalışmaları vardır. Ama en iddiası olan, en güçlü iddiası olan, bu anlamda Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, özellikle birçok siyasal partiyle ve Kürdistan'ı birçok siyasal partiyle ittifakımızı gerçekleştirerek en büyük iddiayı ortaya koyan Yeşil Sol Partimiz var.